Üçüncü sınıf matematik dersi ağırlık ölçüleri ve tartmayla ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Durdurun, siz çözün, sonra buradan çözümünü dinleyebilirsiniz. Aşağıdaki nesnelerden hangisinin kütlesi 100 gram olabilir? Mesela bir cep telefonu ağırlığı 100 gram olabilir. Ya da bilgisayarlarda kullandığınız mouse'ların iki tanesi bir 100 gram olabilir sevgili öğrenci. Baktığım zaman televizyon ve tencere 100 gramdan biraz daha fazla ama buradaki portakal ya da elma, mandalin 100 gram olabilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Hasan bir karpuz bir de kavun aldı. Hasan'ın aldığı kavun 1286 gram. Karpuz kavundan 375 gram ağır olduğuna göre karpuzun ağırlığı kaç gramdır diyor bize. Şimdi kavunun ağırlığı burada 1286 grammış. Kavun bundan 375 gram ağır ise 1286 ile 375'i toplayarak karpuzun ağırlığını bulabilirim. 6, 5 daha 11'in biri elde var. Bir eldelere dikkat edelim. Unutanlar eldeyi hemen bir sonraki basamağın üzerine ekleyip sonucunu da tepesine yazsın. 9, 7 daha 16'nın 6'sı elde var. Biri ekledim, burası 3 oldu. 3, 3 daha 6. Biri de aşağı indirdim. 1661 yanıtım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Bir bakkal 60 kilogram patatesin önce yarısını sonra kalanının altıda birini sattı. Geriye kaç kilogram patates kaldı? Dikkat edelim sevgili öğrenciler. 60 kilogram patatesin önce yarısını satmış. Yarısını satarsa geriye de diğer yarısı kalır. Yarısını bulmam gerekiyor. Bir sayının yarısını ikiye bölerek bulabilirim. 6'da 2 3 kere var. 3 kere 2 6 eder. Çıkarttım 0. Buradaki 0'ı da ekledim. 30 kilogram. 30'unu satıyor, 30 da kendisine kalıyor. Sonra kalanının diyor bana bak. Sonra kalanı neymiş? 30 kilogrammış. Bunun 6'da birini satmış. Bunun 6'da birini 6'ya bölerek bulabilirim. 3'te 6 yok. 30'da 6 5 kere var. 5 kere 6 30 eder. Çıkarttım ve 0. 5 kilogram işlem yapmak kolay. Neyi bulduğunu bilmektir önemli olan. 6'da 1 yani 5 kilogramını satıyor sevgili öğrencim. Bizden geriye kaç kilogram patates kaldı? İkinci durumda satılanı istemiyor. Geriye kalanı istiyor. Şimdi 30'unu satmıştı. Geriye 30 kaldı. Bunun da 6 biri 5 kilogram daha sattı. 30'dan 5'i çıkartarak en son durumda geriye kaç kilogram patates kaldığını bulabilirim. 0'dan 5 çıkmaz. 10'luk aldım. 2 kaldı. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. 2'yi aşağı indirdim. 25 kilogram. Yanıtımız B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kuru yemişler gram ile ölçülür. Yani gidip de 3 kilogram çekirdek alan var mı acaba? İşte 5 kilogram fındık var orada. Toptancı mısın sen? Gidersin oraya 100 gram çekirdek alırsın ya da işte 200 gram fıstık alırsın vesaire. Kuru yemişler gram ile ölçülür. Kesinlikle doğru bir bilgi eledim. Pazarda elma, portakal gibi meyvelerin kütlesi kilogram ile ölçülür diyor. Yani pazara gittiğin ya da manava gittiğin zaman 3 kilo elma, 5 kilo portakal gibi meyve istersin değil mi? Bu kilogram ile ölçülür, kesinlikle doğrudur. Eledim. Altın, gümüş gibi takılar kilogramla ölçülerek satılır. Şimdi 1 kilogram altının değeri çok fazladır sevgili öğrenciler. İşte gidip bir küpe alıyorsun, bilezik alıyorsun ya da ne bileyim kolye alıyorsun. O kolyenin tutarı 10 gram, 15, 20, 50, hadi en fazla 100 gram olsun. Bunları tut da kilogram ile almak maalesef yanlış olur. Yanıtımız C seçeneğidir. 84 kilo nohut 3'er kilogramlık torbalara dolduruluyor. Bu için kaç torba kullanılır? Yani 84 kilogramı sen 3'er kilogramlık torbalara paylaştırıyorsun. Paylaştırma durumunda bizim burada bölme işlemi yapmamız gerekiyor. Bölelim. Sol taraftan başlarım. 8 içerisinde 3'ü arayacağım. 8'de 3, 3 kere olursa 9 olur. 3 kere fazla geldi. 2 kere var. 2 kere 3, 6 eder. Çıkarttım ve 2. Daha sonra 4'ü aşağı indiriyorum. 24 oldu. 24'te 3, 8 kere var. 8 kere 3, 24 olur. Bölme işlemini yaparken çarpım tablosundan lütfen yararlan. 28 tane torba yararlanır. Yanıtımız A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, yukarıda bir tahterevallide hiçbir hareket yapmadan oturan çocukların durumu gösterilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İşte en ağır olanı diyor ya da işte biri diğerinden fazladır diyor bize. Şimdi baktığımız zaman Erinç ve Hande'ye Hande'nin daha ağır bastığını görüyorum. O zaman Hande daha ağırdır. Buraya baktığım zaman Mehmet'in daha ağır bastığını görüyorum. O zaman Mehmet Hande'den ağırdır. Aynı zamanda Mehmet Furkan'dan da ağırdır. Furkan'la Mehmet'e baktığım zaman ikisinin birden eşit olduğunu görüyoruz.
Şimdi A seçeneği çocuklardan en ağır olanı Hande'dir. Hayır, yanlış. Neden? Çünkü buradaki tahterevalliye baktığımız zaman Hande'nin yukarıda olduğunu görüyorum. En azından Mehmet'in Hande'den daha ağır olduğunu söyleyebilirim. A seçeneğini eledim. B seçeneğinde Hande'nin kütlesi Furkan'dan fazladır diyor. Bakın Mehmet Hande'den ağır. Furkan'la Mehmet de eşit ise o zaman ben Furkan'ın da Hande'den daha ağır olduğunu söyleyebilirim. Burada tam tersini söylemiş maalesef. Yanlış. Mehmet Erinç'ten daha ağırdır. Mehmet ve Hande ilişkisinde Mehmet Hande'den daha ağırsa Hande de Erinç'ten ağırsa otomatikman Mehmet de Erinç'ten daha ağırdır ifadesi doğrudur. Yanıtımız C seçeneği. Bir diğer sorumuz. Kemal amca bahçeden topladığı 70 kilogram armudu 4'er kilogramlık torbaları satın alarak dolu olarak sattı. Geriye kaç kilogram armut kalmıştır? Bölünen de kalanı istiyor bizden. 70 kilogram armudu bizler 4'er kilogramlık poşetlere, torbalara dolduralım. Kalana bakalım. 7'de 4 bir kere var. Bir kere 4, 4 eder. Çıkarttım 3. 0 aşağıda. 30'da 4 çarpma işleminden yararlan. 8 kere 4, 32 olur. Büyük geldi. 7 kere var tabii ki. 7 kere 4, 28 eder. Çıkartır ve kalanı burada 2 kilogram olarak bulabilirim. Yanıtımız B seçeneğidir. Aşağıdaki anlatımların hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Marketten 8 gram patates aldı. Ayşe'nin kütlesi. Mesela bir öğrencinin kütlesi 40 kilogram, 30, 50 kilogram arasında değişebilir, değil mi? Ki 40 kilogram olabilir. Bir çift çorap yani ufak bir ağırlıktır. Gram ile gösterilir. 60 gram gelebilir ama marketten patates alacaksın. Ya en az ne olabilir? Hadi yarım kilo olsun, değil mi? 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo patates alabilirsin ama 8 gram neredeyse bir çakıl taşının ağırlığıdır. Dolayısıyla o çakıl taşının ağırlığında bir patates almak çok da akıl kârı değildir. Yanlışlık yapılan burada A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz 60 kilogram toz şeker 4 kilogramlık torbalara doldurulacaktır. Kaç torbaya ihtiyacımız vardır? 60 kilogram toz şekeri bizler 4'er kilogramlık torbalara eşit olarak paylaştıracağız. Dolayısıyla 60'ı 4'e bölmemiz gerekir. Kaç tane torbaya ihtiyaç olduğunu bulabilmek için. 6'da 4 bir kere var. Bir kere 4, 4 eder. Çıkarttım 2'yi buldum. 0 aşağıda. 0'la birlikte 20 oldu. 20'de 4, 5 kere var. 5 kere 4, 20 eder. Çıkarttım ve 0'ı buldum. Bize bu iş için 15 tane torba gerekiyor. Bir diğer sorumuz. Meliha 250 gram üzüm, 100 gram badem, 150 gram fındık, 175 gram leblebi ve 235 gram fıstık aldı. Aldığı ürünleri koyduğu poşette kaç gramlık bir ağırlık oluşuyor diyor bize. 250 grama üzüm alıyor, 100 grama badem alıyor, 150 gramlık fındık alıyor, 175 gram leblebi alıyor ve 235 gramlık bir fıstık alıyor. Beşli toplamayla sonuca ulaşabilirim. Eldelere dikkat. 5 5 daha onun sıfırı elde var 1. Bakın 5 5 daha 10. 7 3 daha da 10 eder. 10 10 20 elde ile birlikte 21'in biri. Bazıları eldeyi sürekli 1 olarak aktarıyor. Şimdi sen buraya 21 yazmışsın. 21'in birler basamağında 1 var yazıldı. Onluklarında 2 tane onluk var. O zaman buradaki elde 2'dir. Lütfen dikkat edin. Elde'yi ekledim 4 oldu. 1 daha 5, 6, 7, 2 de burada 9 eder. 910 gramlık yani 1 kilogram bile değil, değil mi? 910 gramlık bir ağırlık olmuştur. Kesirleri de ilgilendiren bir soru. İçinde 25 kilogram şeker olan çuvalın önce 5'te 1'i sonra kalanın kelimesine dikkat edelim lütfen. 4'te 1'i satıldı. Geriye kaç kilogram şeker kaldı diyor bize. Sevgili öğrenciler bizim 25 kilogram şekerimiz var. Önce bunun 5'te 1'i satılmış. Önce benim burada 5'te 1'ini bulmam gerekiyor. 2'de 5 yok. 25'te 5, 5 kere var. 5 kere 5, 25 eder. Çıkarttım ve 0'ı buldum. Bu satılan, önce satılan. Sonra diyor ki kalanın. Kesir probleminde kalan, geriye gibi bir ifade varsa kesirin bir yerinde bir çıkarma işlemi yapmam gerekiyor. İyi analiz et lütfen soruyu. 25 kilogram şekerimiz var. Bunun önce 5 kilogramı satıldı. Kalanın dediğine göre biz geriye kalanı hesaplamamız gerekiyor. 25'ten 5 çıkarsa 20 kalır sevgili öğrencim. Sonra kalanın yani 20 kilogram hatta buraya da yazalım kalan diye. Bunun 4'te 1'i satılmış. 20'nin 4'te 1'ini 20'yi 4'e bölerek bulabilirim. 2'de 4 yok 20'de 4 5 kere var. 5 kere 4 20 eder çıkarttım ve 0. Bu sonra satılan sevgili öğrencim.
Benden ne istiyor? Geriye kaç kilogram şeker kaldı? Lütfen dikkat et. En son 20 kilogram şekerimiz kalmıştı. İkinci seferde 5 kilogram daha satıldı. 20'den de 5'i çıkartarak geriye 15 kilogram şeker kaldığını hesaplayabilirim. Bir kamyonete 180 kilogram patates, 204 kilogram soğan, 316 kilogram nohut ve 98 kilogram mercimek yüklendi. Kamyonettaki yük kaç kilogramdır diyor. 4 tane birim var. Bu kamyonetin içerisinde 180 kilogram patates var. 204 kilogram soğan var. 316 kilogram nohut var ve 98 kilogram mercimek var. 4 terimli bir toplamayla kamyonetteki yük ağırlığını bulabilirim. Eldelere dikkat. 6, 4 daha 10, 8 de burada 18'in 8'i. Elde var 1. Ben senin yerinde olsam eldeyi buraya eklerim. Çünkü oraya eklersem 10 olur. Onun da üzerine sayı daha rahat eklersin. 10 yukarıdaki 8 ile birlikte 18. Bir de burada 19'un 9'u elde var 1. Ekledim üste 2 oldu. 2, 2 daha 4. 3 de burada 798 kilogramlık bir ağırlık olur. Bir diğer sorumuz. Her biri 25 gram olan çikolatalardan bir kutuya 15'er tane çikolata konulmuştur diyor. Bu kutuların iki tanesini taşıyan biri kaç kilogram ağırlık taşımış olur? Şimdi sevgili öğrenciler, bu kutulardan iki tane var. Birincisi bu olsun. İkincisi de şu olsun. Bunun içerisinde 15 tane çikolata varmış sevgili öğrenciler. Dikkat edelim. Burada 15 tane çikolata, burada da 15 tane çikolata. Peki bu 15 tane çikolatanın her biri 25 gramsa ben 15 ile 25'i çarparak bir kutudaki ağırlığı gram olarak bulabilirim. 5 kere 5 25'in 5'i elde var 2. 5 kere 1 5 2 de elde 7 eder. 2 tane 5 10'un 0'ı bir basamak kaydırmayı lütfen unutma. Elde var 1. 2 kere 1 2 1 de elde 3 eder. Topladım. 5, 7 ve 3. Neyi bulduk? Bir kutudaki ağırlığı bulduk. 375 gram. 375 bunda var. 375 de bunda var. İki tanesini taşıyorsun şimdi. Toplama işlemi yapmak yerine ben çarpmayı tercih ediyorum. 375 ile 2'yi çarparak kaç gram ağırlık taşıdığını bulabilirim. 2 kere 5 onun 0'ı elde var 1. 2 tane 7 14. 1 de elde 15'in 5'i elde var 1. 2 kere 3 6. 1 de elde 7. 750 gramlık bir ağırlık taşımış olur.